merhabalar. YouTube'un sanal turuna hoş geldiniz. Şimdiye kadar sizlere pasta, börek, çörek, baklava gibi ürünlerin nasıl yapılacağını sizlere videosunu çektim. Bu videoda fırın tadilatının videosunu çekeceğim. Fırın nasıl yapılır? Aslında ben bunun ustası mıyım? Hayır. Yalnız iş başa düşünce insan ustası olur. Sezonluk bir fırın kiraladım. Açmayı düşünüyorum. Şimdi şöyle göstereyim. Fırının kapağını çökmüştüm. Bu şeydir, dökümdür kapak. Bayağı ağır. En az 120-130 kilo. Belki 150 kilogramdır. Kapağı çökmüştü. Burada 3-5 sıra taş sökülmüş. Kubbenin ilk başlangıç taşları da sökülmüş. Bir fırın ustası buldum. Bu da lahmacun fırın ustası. Yani kara fırın büyüktür. O lahmacun fırından daha küçüktür. 4 metredir bu fırın. Bayramdan sonra yapabileceğini falan söyledi ama işte biraz zor olduğunu, işte üstü açık olsa normalde altta yukarı örülüyor bu fırının kubbesi. İşte örebileceğini ama işte bu şekilde çok zor olduğunu vesaire. Söyledi usta. Daha sonra aradım bayramın son günü. Ustam gelebilecek misin? Ya işte zordur falandır binandır. Dedim öyle mi? Tamam ustacım sen bilirsin. Kapattık telefonu. Ne oldu? İş başa düştü. Yapılmayacak bir şey yok. Bir işin ehli bir insan, örnek veriyorum, bir işi bir saatte yapar. Ehli olmayan, eli yatkın bir insan, aklı çalışan bir insan da aynı işi yine yapar. Bir saatte yapmaz da 4 saatte yapar, 6 saatte yapar ama yapar. Ben de madem öyle dedim. Şu gördüğünüz 130-140 kiloluk şu döküm kapağı yerdeydi, bu çıkmıştı çünkü. Tek başıma çıkarttım, şeytan başı gibi buraya koydum. Ha böyle koymadım tabii ki. Sistemsel olarak işte el arabasına koydum. El arabasını taklattırarak bir yukarı bir kasanın üstüne koydum. Daha sonra şurada masa var. Masaya taklattırdım. Orada taklattırdım derken onu yerine oturttum. Şimdi yani olur da bir fırın tadilatı yapmaya ihtiyacınız olur. Enzer durum olur herhangi bir fırıncının. İşte lahmacun gibi diyeyim, ona yarasın diye böyle bir video çekeyim dedim. Şimdi bu içeriden öreceğim, içeri gireceğim, içeriden öreceğim. Taşlarını falan önce içeri doldurdum, örecek olduğum taşları. Bunu kapağı oturduğum zaman teraziyle ölçüsüne baktım. Bunun bir de dış kapağı var, henüz takılı değil, takacağım. Teraziyle, su teraziyle ölçüsüne baktım. Ölçüsü tamam. Şimdi gelelim fırına neyle örüyoruz? Çimentoyla falan örmüyoruz. Isıya dayaklı şamal falan bir var. Evet, doğru. Ay, bismillah. Şöyle şamot. Bu iki dostlar 25 kilogramın içerisinde 1 kilogram çimento karıştırılıyor. O şekilde örme yapılıyor. Bu olarak ateş doğrusu da şöyle göstereyim. Bu kırıklar bir de. Ateş doğrusu ile örülüyor. Yani şamotu 25 kilogram şamotu 1 kilogram neydi adını unutuyorum ya. Çimento ile karıştırıp harçamı öreceğim. Birazdan size içini de göstereceğim. Nasıl öreceğimi göstereceğim. Yarın bir gün olursa, hani bir kişinin ihtiyacı olursa işini görsün diye çekiyorum bu videoyu. Bundaki maksa, şeyde mantık da şöyle. Alttan yukarı örülüyor kara fırında. Şu kapağın, şu bombilesi var ya, içeri doğru çıkıktır. Oradan taşlar dizmeye başlayacağız. Karşı tarafta yıkık olan yerler birleştirip normalde oradan yukarı hani böyle şeyli, şu eski şeyler var ya, köprüler, Osmanlı döneminde bilirsiniz böyle bombili köprüler mesela, hiç yıkılmaz. Çünkü o sıkıştırma, üst yalaşan hepsi birbirini kilitlemiştir böyle. Bu da aynı sistemle yapılır. Alttan yukarı örülür, en üstte bağlanır, hepsi birbirini sıkıştırır, asla yıkılmaz. Uzun ömürlü olur. Hatta ölümsüz diyebiliriz yani fırına. Bunu da şimdi işte buradan yıkıldığı için, buradan yukarı, bombilinin üstten yukarı öreceğim. En son şu karşıdaki yıkık taşlara bunlar birbirine denk geldiği zaman sıkıştırıp bırakacağım. İşte bu şekilde tamiratını yapacağım. Tamirattan sonra da hiç bilmeyenler için söylüyor, bilenler bilir. Fırını bir anda yakarsanız yeni sıvalı olduğu için patlama yapacaktır. Yani patlatır, hava kaçırır fırınınız. Özelliğini kaybeder yani. Onun için bir anda yakmayacaksınız. Fırını yavaş yavaş yakacaksınız. Önce çok az ısıtırsınız. Daha sonra işte biraz daha derken, daha sonra da fırının çeşitli bölümlerinde, içinde farklı yerlere ateş yakıp tamamen ısınmasını sağlarsınız. Çünkü burada 30-40 ton şey var, malzeme var. Kum, işte tuz, cam kırığı, şunun altı doludur. Bunu ısıtmak kolay değildir. Bu şekilde bilginiz olsun diye paylaşıyorum. Umarım birinin işine yarar. Çünkü usta bulmak zor. Bulduğun zaman işte nazı tozu oluyor, bilmem ne söylüyor. Kendi işini kendin yapıyor işte. Kendin pişir, kendin ye. Şöyle yakınında şimdi size göstereyim fırını. Şimdi içeriye lamba koyacağım. Lambayla birlikte, yani lambanın ışığıyla öreceğim.
Şimdi orası karşısı, gördüğünüz gibi tuğlalar. Fırınımın içi bu şekilde. Şöyle biraz daha ışık ileri gösterir mi? 4 metre 4 metre. Şu gördüğünüz buhar verme şeyidir. Buhar kazanıdır. Steam kazanı. Steam İngilizce'den gelmez zaten de buhar kazanı. Bütün tuğlaları içeri doldurdum. Şimdi içeri buraya gireceğim ve oradan örmeye başlayacağım. Böyle beni çek, tamam mı? Ha, gel. Tamam, çekiyorum. Çek. Şimdi harcı yapıyorum. Çekimi kızım yapıyor. Şöyle elle yoğurdum ben onu. Hamur kıvamında diyebilirim. Harcım bu şekilde. Güzelce içerisinde topak kalmayacak şekilde. Tabii önce şamot ve çimentoyu güzelce kuru bir şekilde birbirine harmanladım. Ardından suyla karıştırdım. Yoksa karışmaz. Şamot bir tarafta, çimento bir tarafta kalır. Sağlıklı bir şey olmaz. Getir kızım, yakından çek bakayım. Tamam, yakından. Gel yakın, buraya gel. Sen gel. Gel yakından. Gel 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 gel. Çekiyorum. Tamam, şuraya düğünü göster. Bu ney kamerayı, bunu göster. Ha, işte böyle. Evet, harcım bu şekilde. Tamam kızım, kapatabilirsin. Şimdi kapatabilirim. Görüşürüz. Evet dostlar, şimdi fırının içindeyim. Şöyle yıkık yerini görebilirsiniz. Burada yıkık zaten, kapak. Şöyle sırt üstü yattım çünkü sığamıyorum. Şöyle göstereyim. Şurası kapak. Kapağın bir saniye. Kasnağı böyle. Önce kapağın arkasına, şuralarına şamot sürdüm güzelce. Sonra da tuğlalarımızı, şu tuğlanın iç tarafı deliktir, üst tarafı düz. Delik olan tarafı, yani böyle kanallı olan tarafı alta gelecek şekilde, tabii şu an sadece böyle göstermelik gösteriyorum. Bu şekilde sıralıyoruz. Önce böyle kubbe yapıyoruz. Sonra üstüne çekicim nerede benim? Hani hem aralık kalmasın hem de düz olsun diye şöyle çekişli hafif darbelerle vurup önce şurayı böyle bombili, bir saniye çok yakın, şöyle yapalım. Neyse uzaklaştıramıyoruz. Şöyle bombili bir şekilde burayı örüp örüp karşı taraftaki şu sökül olan taşlara birleştirip sıkıştıracağım. Buradaki yük, yani kubbenin bütün yükü burada kapakla birleşecek, kapağa binecek. O şekilde ayakta duracak. Bitirince size tekrar çekerim. Evet dostlar, şu an fırının içinde sırt üstü yatmışım. Size bu videoyu çekebilmek için. Bakın şöyle, şurası fırının kapağı. Fırının kapağının o bombili yerinden başladım örmeye. Şöyle öre öre. Yaklaşık 2 saattir bunu örüyorum. Sadece tabii örmek değil. Harcım bitiyor, dışarıda çıkıp harç karıyorum. 2 saatlik çalışmanın sonucunda şu bölümü örebildim. Zaten çok fazla kalmadı. Şu karşı tarafla şöyle görebilirsiniz. Birleştirip tamamlayacağım. Evet dostlar, şimdi fırının son halini sizlerle paylaşacağım. Şu fırının dışı, yani kapağı oturttuktan sonra dışı bu şekilde yaptım. İçini hemen göstereceğim size. İçeri gireyim. Evet. Buraya girmek bayağı zor ama onu da söyleyeyim yani. Şimdi elimde tuğlam bitti. Tuğla aldım geldim. Şamot bitti. Şamot yarın alacak olduğum için, yani o kadar alanı ördüm. Sadece şurası zaten boş kalacak. Baca bölümü buradan duman çıkacak. Şurası birleştirilecek sadece. Bir de şöyle göstereyim. Şurası kaldı. Burayı da birleştirilecek. Yani onu yaptıktan sonra fırınımız tamam. Gördüğünüz gibi kendi çabalarımla ilk defa yapmama rağmen gayet de iyi olduğunu düşünüyorum. Şurası ışık deliği. Oradan dışarıdan ışık takıyorsunuz. İçeri ekmek pişirirken görmek için. Fırın normalde simsiyah tavanı istir. Burayı ben çalışacağım için temizledim. Bunlar da şimdi yandığı zaman düşecekler zaten. Aynı bir şekilde kalacak. Taşlar kalacak sadece. Bu şekilde. Tamam, tamam. Evet dostlar, videonun sonundayız. Geri. Kızım bana giriyor videoyla. İşin özeti, sözün özeti. Özgüveniniz olsun, el beceriniz olsun. Kimseye ihtiyacınız yok. Kendi işinizi kendiniz yapın diyorum. Videomu sonlandırıyorum. Yeni tarihlerle elim veriyorum. Görüşmek üzere. Sana olsun. Hoşçakalın. Güzel oldu. Güzel oldu.